قد مهد ذلك بُضرم نقطة نقطة إزا لأن ينشط اللغويون العرب في صور مختلفة إلى ضبط اللغة وتصحيح أساليبها وقياس أبنيتها على نصوص العربية التي لم تتسرب إليها العجمة. ve bir ibare-i Efendim, ibare-i kıyası şuradaki kıyas sözcüğüne açıklama getiriyor. Kıyası lugat-ı ال bakalım efendim ile dabt demiş. Şuradaki dabt kelimesine atfedelim. E, ala lugati usur el Şimdi usur el ihticac e, ihticac e, efendim delil getirme, istişat demek. istişat dönemi demek. İstişat dönemi. Mesela cahiliye dönemi, İslami dönem, işte o Emevi dönemi e, işte ihticac dönemi oluyor. İstişat dönemi oluyor. O dönemdeki şairlerin, hatiplerin, e, efendim sözlerim e, şiirleri hutbeleri e, referans alınıyor e, dil araştırmalarında Şimdi neşita, ayn neşat e, efendim faaliyet e, canlı olmak demek normalde eee neşita ile ile e, efendim Yok. O neşte yunaşıtı canlandırmak, aktif, aktif hale getirmek. Ee, efendim, e, başvurmak, yönelmek diyebiliriz. Ne? Evet. İşte yönelmek diyelim. Neşrata. Efendim. Gayretine girmek, ha gayretine girmek. Neşahatta da bir aktif aktiflik gayret var ya evet gayretine girmek. Ee, uygun düşer diye düşünüyorum. Teserrebe diye bir fiil var burada. Ee, sızmak demek. Ucme yabancılık demek. Ee, efendim hani Arabi olmama. Evet Acem de oradan geliyor zaten. Peki size bir sorum var. Mucem nedir o zaman? Mucem ucme Sözlük demek de ucme yabancılık demek ve yabancılık anlamına gelen e, bu terimden mucem türetilmiş ve sözlük, sözlük anlamına gelir. Ha? Hocam. Yok acemeden, acemeden. Hocam çok en Hocam, o zaman Yok mucem ucmesi yabancılığı giderilmiş demek. Hocam. Tamamen Arapçalaşmış oluyor o zaman. Evet. Ne hocam? Yabancılığı giderilmiş demek. Yani ara, tam Araplaştırılmış anlamına geliyor. Ee, gibi ama burada e'aceme diye bir fiil var. A'ceme. Ee, bunun sözlükte anlamı şöyle diyor. Ee, yani deriz. Evet Mısır, Mısırlılaştırmak. Efendim, ezele e, el e, yabancılığını giderdi. Yani orijinal hale getirdi. E, efendim anlamını veriyor. İfal babının diyor yapısal anlamlarından biri de izaledir, gidermektir diyor. Mesela eşkelsizce nedir? Eşke şeke şikayet etti. Eşke de şikayetleri giderdi demek. Mesela kaza diye bir kelime hatırlıyorum ben yıllar önce. Ee, sanırım şu çapak demek, şu gözdeki. Çapak. Peki buradan akze diye bir filtir etmişler. Sizce nedir anlamı? Yok gözün çapağını temizlemek anlamına geliyor. Çapağı temizlemek. Evet. evet. Efendim akzehu Gözünün çapağını temizledi. Efendim çok enteresan. Şu an aklıma bu geldi de, başkaları da var. Efendim. Ama burada aktif yapıyor tamam, e, fakat e, bir de gidermek anlamına da geliyor. Mesela, mesela, mesela harika bir şey söyledim, tefil babından marroda kelimesi ne demek biliyor musunuz? Normalde hastalıklı hale getirmek olur. Ama değil, hastalığını gidermek anlamını veriyor. Evet, o yüzden tamrit hemşirelik oluyor. Kulliyeti tamrayıp e, hemşirelik fakültesi. Çünkü hemşirenin işi ne? Hastalığı gidermek. Yani doktor diyor ki şu ilacı al. Emra'da da aynı manaya. Emra'da. işte kullanılıyor mu sözlere bakmak lazım. Tabi evet. Peki, evet. Peki mesela hasta hasta yapmak ne demek bilmiyorsunuz? Marat kökünden hasta yapmak ne demek bilmiyorsunuz. Ne yapmak lazım? Yok. E, ee, hastalandı oluyor. O bahsettiğin tema arada. Hasta numarası yapmak. Hasta gibi görünmek demek. Hocam etken halini bilmiyorsun değil mi? Bir fiilin. Yok. Cahaleyi kullan. cale ne demek? Bir halden bir hale dönüştürmek demek. <laughs> Mesela el Berdu soğuk Maridane. Hasenen Maridan soğuk Hasanı hasta hale getirdi. Bak hasta yaptı olur. Şimdi aynı anlamı Muzari ile yani, de, de veririz. Bakınız ben şimdi soğun Hasanı hasta yapması demek istiyorum cealul berde hasenen maridan ha sarı mastarla yaptım mövel mastarla da yapabilirsin dersin ki en evet yecal el berdu hasenen maridan hocam cehaleyi e, bir fiilin müteaddisini bilmiyorsanız müteaddi hali getirmekte kullanabilirsiniz çok yaygın büyük yani hata yapma ihtimali çok az. Mesela yemşiyi yürüyor demek. Ola ben yürüt yürütüyor demek istiyorum ama bilmiyorum nasıl diyeceğimi. Emşe fiilini Araplar kullanıyor mu, kullanmıyor mu bilmiyorum. Ne yapacağım? Yürür yapmak. Yani yürütmek diyeceğim. Nasıl diyeceğim bunu? Evet. Muzari sigada dersem yecalu e, efendim. E, efendim, aliyun e, et tıfla Evet. Aile çocuğu yürütüyor. Mi e, ha. E, şimdi o da şöyle. O da şöyle. Tavk pişirmek demek. E, tap pişirmek demek. Ama siz Tubika demesini bilmiyorsunuz. Veya e, e, biliyorsunuz ama aklınıza gelmiyor. O an. Oluyor ya pişirildi nasıl diyeceksiniz? O zaman tubik demek aklınıza gelmediyse temme artı mastar getirin eşittir tubika çıksın bu anlam. Ayar yani alternatif ifade tarzları bunlar. <laughs> Matbuk da tubikanın efendim isimleşmiş hali. Sıfat isim hali. E, İsmeful efendim. Şimdi belki şaşırabilirsiniz. Matbu kelimesi niye Tubihan'ın ismi mefulü e, efendim Tabaka'nın ismi mefulü değil e, diyebilirsiniz. Ben efendim Tabaka ile Tabık Tabık'ı e, nerede şurada efendim Tubiha ve bun, tabi bunların muzarisi için de geçerli aynı durum. Bunu da matbuğu birbirine denk gördüğüm için e, efendim ismi mefulle Meçhul fiili, ismi faille de malum fiili e, denkleştiriniz lütfen. Tabaka, zarisini de yazayım. Yatbuku, tubika, efendim, yutbaku. Bu çok basit gibi görünüyor ama e, çok önemli ipuçları. E, efendim. Bu gerçekten uzun bir cümle. Hmm. Evet. Bu bu durum yukarıda bahsettiğimiz nokta noktanın zeminini hazırlamıştır diyeceğiz tercümemizde. Öyle bitireceğiz. Bu durum Arap dilcilerin farklı şekillerde farklı şekillerde dilin zapturapt rapt altına alınması yani e, toplanması usluplarının tasih edilmesi ve binalarının yani yapılarının yapılarının yabancılığın kendile kendisine sızmadığı Arapça metinlere kıyas etme diğer bir ifadeyle yeni dili istişat dönemlerindeki dile kıyas etme yoluna gitmenin zeminini hazırlamıştır. Naşita ile yoluna gitme çabasına girme demek bunun zeminini hazırlamıştır. Bilmiyorum anlamlı oldu mu? Hani ben genelde kendi söylediğimi duyamıyorum. Zelike ee, ile başlıyoruz. Yüklemimizde yüklemimiz de zeminini hazırladı oluyor. Neye zemin hazırladı? Şuna. Arap dilciler farklı şekillerde şu şu işlemleri yapma gayretine girdiler. Bunun zeminini hazırlıyor. Ve hiyel fetretul vaqiatu beynel asril cahili <Sessizlik> ve muntasafil karnel evvelil hicri ala ercahil arayi. Şimdi ala ercahil ara efendim en uygun görüş. <görüş> evet en, en üstün tutulan görüş. En, en ihtimalle, en, 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 en doğru ihtimalle demek. Demek ki bir e, birden fazla görüş var. Bunların en uygunu efendim en uygun görüşü şu. Buradaki ihtiyaç çağı yani istişat dönemi hibe e, en iyi görüşe göre cahiliye çağı ile hicri birinci asırın e, ortaları arasına düşen süredir dönemdir. شاهلية شانون لا سونسوس، يا قد اتخذ اللغويون من الشعر الجاهلي مصدرا اساسيا لاستخلاص مقومات اللغة المعيارية، سواء في بعض القواعد النحوية والصرفية التي تضبطها أو أو تفسير معاني القرآن الكريم، سواء ister nokta nokta ister nokta nokta da olsun demek. Yani hem nokta nokta hem de nokta nokta. Seveun. İttigze min e, efendim haline getirmek demek ya da e, edinmek demek efendim. Dilciler, cahiliye şiirinden temel bir kaynak edindiler. Bunu şöyle tercüme etmek daha uygun diye düşünüyorum. Dilciler caile şiirini temel kaynak haline getirdiler. Nasıl niçin istikhlas mi lügati mi'yariyati? Standart e, dilin yani e, her şeyin kendisine kendisiyle ölçülecek olan dilin standart dilin Um, unsurlarını, elementlerini um, efendim e, çıkarmak için çıkarmak için e, temel bir kaynak haline getirdiler. Bunu iki şeyde ister kendisini e, efendim e, koruyan dabata yad zapturapt altına almak korumak demek kendisini koruyacak olan nahiv ve sarf kaidelerinin oluşturulmasında isterse Kur'an-ı Kerim'in anlamlarının yorumlanmasında olsun. Evet. Şimdi bu cümleyi tercüme edebiliriz. Bence dilciler Evet, hem sarf ve nahiv kaidelerinin oluşturulmasında hem de Kur'an-ı Kerim'in anlamlarının yorumlanmasında şey, bir dua, bir şey. Neyi? Tadbütü he mi? Ee, şey, kendisini efendim zaptu rapt altına alan kontrol eden efendim kendisini şey koymada evet kural oluşturması sarf ve naif kaidelerin oluşturması ve Kur'an-ı Kerim'in anlamlarının yorumlanmasında hem onda hem onda dilciler Arap şiirini bak nesneye gittim standart Arapçanın efendim unsurlarını ortaya çıkarmanın temel Kaynağı haline getirdiler. Evet, evet. şu musteran, esasen yani istiklasi, muhavimat, dil, megiarya, bunun hepsi şuradaki ittahazenin mefule oluyor ve tek bir kelime grubu. Yani standart dilin e, unsurlarının çıkarılmasının e, temel kaynağı. Çıkarılması için... Çıkarılması için temel kaynak da denilebilir. Anlamı uygun düşüyor Türkçe'ye. <laughs> Herkes de İktesebe şiarul cehiliyu Burada bir e, efendim atfı beyan var. Şiarul biyetil ve seniyyeti Kadaseten diniyeten Li safai lugatihi ev ev fel nekul ev fel bu bir şey ya da şöyle diyelim demek ya da şöyle diyelim hani biz Türkçe'de de geçiyor ya Ara cümlesi gibi ya da şöyle diyelim li miayariyetiha şimdi burada iktesebe sebe kazandı demek arap şey cahiliye şiiri Cahiliye şiiri burada bir açıklama getiriyor. E, putperest e, çevrenin şiiri diyor. Putperest çevrenin şiiri. Cahiliye şiir. Yani Putperest Cahiliye. çevrenin şiiri, bunun bunun hepsi e, dilinin arı duru olmasından dolayı, du, e, dilinin saflığından dolayı, başka bir şeyin katış, katışmamasından dolayı. Ya da şöyle diyelim, standart oluşundan dolayı, mi miyari oluşundan dolayı dini bir kutsallık kazanmıştır. Çok enteresan. Şey diyor, sen burada diyor tek tanrıcılık mesela e, e, şeyini e, yansıtıyorsun. Yani tek tanrıcılığı efendim tevhidi öngörüyorsun ama putperestlerin dilini kullanıyorsun burada. Çelişmiyor mu diyor. E, efendim? Şiir, dili. Evet. Kat entece hezel kastu. Yani şimdi o tarafta e, Bence e, ben şöyle diyorum kabaca Kur'an-ı Kerim evet cahiliye döneminin şiiriyle inmiştir. Ama sonradan öyle bir hareketle öyle bir hareketle kendi dilini oluşturmuştur. Yani evet. Şimdi bu anlamda şey denilir. Evet, salat hani iman efendim zekat bu gibi sözcükler anlam değişikliğine uğramış diyor ya. Sadece o gibi sözcükler değil. Kur'an-ı Kerim kendine bir tarz ediniyor. Ama önce hitap ettiği çevrenin diliyle iniyor. Sonra bir kıvırıyor efendim kendi dilini oluşturuyor. O yüzden O yüzden sadece başlangıç olarak bakınız. Bu e, cahili döneminin şiiri e, referans alınabilir. E, Kur'an-ı Kerim anlamada ama onun diliyle e, yorumlamaya kalkarsan hocam problem yaşanır. Problem yaşanır. قَدْ اَنْتَجَهَا هَذَا الْقَصْطُ ile مِعَيَارِيَّةُ اللُّغَةِ عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ Çağlar boyu demek. عَلَى مَرِّ Çağlar boyu. Efendim, entice fiilinin e, faili de şu. E, dilin standart oluşuna e, bu şekilde e, yaklaşım. Dilin standart oluşuna bu şekilde yaklaşım. Bu şekilde eğilim çağlar boyu entece üretti netece zate khatar fi hayat el lugat el arabiyeti yumkinu telhisuha fi el anasir el telhisuha ifadesi burada neteç sözcüğünün arkadaşlar sıfatıdır e, ee, tabi birkaç tane sıfatı var. Bir, zâta hatarın. İki, yümkünü telhîsuhâ. Nete hiç kelimesi ile peki yümkünü su arasında nasıl bir ilgi var ki sıfat olsun? Ne teyç nekradır? Yümkünü telhîsuhâ da fiil cümlesidir, her cihaya nekradır demiştik. E peki aradaki zamir bağlantısı nerede? He zamir var. <laughs> o da muzaf muzafını ile ve Peki, o da nekradır. Dolayı, Yok. Ee, normal hakiki zafet olup zunun kullanımı hakiki zafet çerçevesinde ortaya çıkar. Evet. Marifeye muzafsa marife, nekraya muzafsa nekradır. Yumkinu telkisuhe fiil cümlesi neteycin sıfatıdır. Yani özetlenebilecek sonuçlar. Şimdi şunu demek istiyorum. Hayır. Nekradır. Zate kelimesi, zate hatarında onun birinci sıfatıdır. Yümkünü telkıs o ikinci sıfatıdır. Uh -huh. Ve bunların hepsi yani nete işten başlayıp sonuna kadar entecenin mefulün bir höbeğidir hocam. hatar hatar tehlike demek Efendim risk demek önem demek Çağlar boyu dilin standart oluşuna bu şekilde yönelmek yaklaşmak hangisi nerede de Elevelo Elevvel. bir demek elevelo evet bir ama yukarıdaki cümleyi daha tercüme etmedik cümleyi tercüme edelim şimdi Çağlar boyu dilin standart oluşuna bu şekilde yaklaşım Arap Arap dilinin yaşamına Arap dilinin yaşamına aşağıdaki maddelerde ya da aşağıdaki maddelerle özetlenebilecek önemli sonuçlar üretmiştir. Aşağıdaki maddelerde özetlenebilecek önemli sonuçlar üretmiştir. Doğurmuştur. Bilmiyorum olduysa evet. Yani burada entece fiil. Sonraki altını çizdiğim fail. Ale merril usur mefulun fi. Geri kalan öge ise e, karmaşık efendim yani birkaç tane sıfattan oluşan büyük bir mefulun bi öbeği. El evvelu. Birincisi. Tesbitul lügatil arabiyeti, ebniyete ve esalibe ve elfazan ve delalatin. Bunun hepsi hal ala Arap dilinin ister e, yapı bina ister üslup ister sözcük ister anlam yönüyle olsun Arap dilinin ala nahv ma tauli ilehazi el anaasiru fi'l lugati el mi'yariyeti lugati asr el ihticaji şimdi sebbetehu aleyhi üzerine onu onun üzerine yerleştirmek onun onu onun üzerine sabit kılmak demek. Ee, kılınması. Arapçanın bakınız ister yapı yapı vezin ister ister ustup ister lafız ister anlam olsun evet anlam açısından olsun Arap dilinin nokta nokta şeklinde sabit kırılması. Ya da nokta noktanın üzerine yerleştirilmesi. Üzerine oturtulması. Evet. Şimdi burada ale ile diye bir fiil var. Dayanmak demek. Efendim. e, e ele ye ulu. Eee e, iki tane şey hemze var. Bir de elif olduğu için uzatıyoruz. E la yeulu meal var ya meal. Hocam meal ismi e, şey mastarı mimisi ale fiilinin. Peki meal nedir? E, dayandığı nokta. Ha? Ale ile dayanmak demek. Edlebi o açıklamada bulunmak. Evet. Sarraha gibi. Yani evet dönmek. İlk haline varmak, ulaşmak hocam. Aa, tevil kelimesi de aynı kökten geliyor. Meal de aynı kökten geliyor. Zaten orada kastedilen amaç. Orijinali elde etme gayreti. Evet. O yüzden ele ile reca e, reca ile, ade, ade ile diyebiliriz hocam. Evet. Dönmek e, efendim dayanmak diyebiliriz. Tepete üzerine yerleştirmek e, demektir. Şimdi teul ala nahvim ma ta'ulu ileyhi hadi'l anaasir fi'l luğati'l mi'yariyeti luğati asr'il ihticaj luğati asr'il ihticaj kelimesi'l luğati'l açıklaması bunun hepsi bir bütün e, tek şey demek efendim bu unsurlar efendim e, standart dilde yani istişat dönemi e, dilinde e, nokta noktaya dayanıyor Şimdi ma gelmiş. O zaman dayandığı şey diyeceğiz. Ee, ondan sonra dayan, dayandığı şeyler üzerine yerleştirilmesi, kurulması diyeceğiz. Tespit kelimesiyle de. Yani Arapçanın ister bina, yapoz, sebbetahu aleyhi. Onu onun üzerine yerleştirdi, onu onun üzerine kurdu. Efendim, sabit kıldı demek. Arapçanın ister Yapı bina, ister ustup, ister lafız ister anlam yönüyle olsun. Bu unsurların standart e, kuralcı dilde, yani standart dilde. E, efendim e, istişat dönemi dilinde dayandığı şeyler üzerine yerleştirilmesi. Yani sonradan, sonradan e, meydana gelen gelişmelerin dikkate alınmaması.